Yani bütün Türk tarihinin en önemli felaketlerinden birisi 93 Harbi'dir. Yani 1877-78'deki Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Bu Osmanlı'nın omurgasının kırıldığı savaştır. Yani Osmanlılar işte daha sonra yapılmış tabloları görüyoruz 93 Harbi ile ilgili. Bu savaşta omurgası kırılmıştır. Yani düşünün aslında çok eski değil. 1877'de Sırbistan, Karadağ Osmanlı'nın elinde. Belgrad Osmanlı toprağı. Yani bugünkü Sırbistan'ın başkenti. Romanya bağımsız olmuştur. Bulgaristan'a muhtariyet verilmiştir ama o da bağımsız hale gelmiştir. Ve o savaştan sonra korkunç bir göç vardır. Yani Balkanlardan on binlerce Müslüman ya katledilmiştir ya göç etmiştir. Mesela bunun için özür dileyen hiç kimse yok. Bunları da söyleyelim. Ve İstanbul'daki kent dokusunun bozulmasının bir sebebi de budur. Yani bu 93 Harbi'nde gelen muhacirler İstanbul'a aşırı bir yük getiriyorlar ve kent dokusunda bozulmalar başlıyor. Çünkü nüfus artıyor birdenbire. Ve daha sonra da bunu 1911-12'deki, 12-13'teki Balkan Savaşı takip edecektir. Yani bu iki savaş Osmanlı'yı tasfiye etmiştir. Yani tarih sahnesinden kaldıran savaşlar olmuştur. Evet, 93 Harbi nereye kadar geldi onu şey yap. Yani tabii Rus ordusu Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Yani Yeşilköy'e 10 dakika şimdi. Tabii yani çünkü buradan herkesin bildiği şudur. Plevne müdafasıdır. Gazi Osman Paşa'nın Plevne'deki önemli müdafası var. O kırıldıktan sonra Rus ordusu Yeşilköy'e kadar geliyor ve daha sonra anıt da dikiyorlar biliyorsunuz oraya. Hatta ilk Türk filmiydi galiba değil mi? O anıtın, evet. Anıtın daha sonra yıkılmasıyla ilgili de ilk... Ya o tartışmalı. Ondan önce de bir film olduğu söyleniyor. Ya onu bilmiyorum. Onu genelde bilmiyorum o anlatılır. Bu film var galiba. Bilmiyorum tartışmalı. Evet, öyle Aristofanos anıtı diye geçiyor. Onun yıkılması. Ve tabii bundan sonra Osmanlı artık ayaklarının üzerinde duramıyor. Yani en önemli şeylerden birisi bu. Ne kadar çok şarkı vardır değil mi? Böyle hüzünlü o döneme dair, 93 Harbi'ne tabii dair. Yani şeyin... özellikle Zara Müftüsü Raci Efendi'ydi değil mi? Hı hı. Evet. Onun hatıraları şeydir yani. Çok şeydir yani, o dram anlatır. Yani insanların evinden, barkından uzaklaşmaları, yok edilmeleri, sürülmeleri. Tabii biz aslında enteresan bir şey, biz bundan çoğunu unuttuk. Yani mesela Ermeniler unutmuyorlar ama biz unuttuk. Yani bizim o kadar, yani Türkiye'de önemli devletimizin kurucusu Rumeli kökenli Atatürk. Atatürk'ün evet. Yanındaki... Yani İsmet İnönü'nün haricindeki birçok devlet adamımız Rumeli kökenlidir. Yani bunlar sadrazamların çoğu Selanik'te doğmuştur. Evet. Kavala'da doğmuştur. Ohri'de doğmuştur. Yani buna rağmen biz Rumeli kimliğini unuttuk Türkiye'de. Yani bu son derece önemli bir hadise. Yani demin söylediğiniz o Rumeli türküler de artık çalınmaz oldu. Yani bu ve Osmanlı'nın en önemli toprağıydı ve ana vatanıydı bana göre. Yani bu tabii muhaceretleri unuttuk. Yani Balkan Savaşı göçü, Kafkas Savaşı, Kırım Savaşı'nda. Yani bu ülkeye yani milyonlarca insan geldi. Yani 1 milyondan fazla insanın bu çekiliş sırasında yok edildiğini tarih kitaplarında yazıyor. Yani çünkü bir katledilerek özellikle Ruslar, Bulgarları tahrik edip o bölgedeki Türkleri öldürtüyorlar ki bunlar göç etsin diye. Tabii. Mesela neler yaşanmış. Yani o... Benim babamın kısmı Deli Orman'da. Annemin kısmı da Ohri ve Arnavutluk karışık. Anneannem ne hikayeler anlattı. Yani Birinci Dünya Savaşı zamanında gelmişler. Ne acı hikayeler var orada. Fakat şey enteresandır. Yani Osmanlı Devleti Rumeli'de kuruldu, Rumeli'den yıkıldı. Evet. Ya şey diyor zaten. Rulya'dan yıkıldı. Yani. Paul Wittek, Yahudi kökenli Alman tarihçi. Yahudiliğin dini diyorsun, ne gerek var? Ya, olsun. Paul Wittek şey yani. Polvit'tekin yazdığı ilgilendiriyor. Güzel bir tespiti var. Osmanlı İmparatorluğu varlık sebebini 1912'de kaybetmiştir diyor. Yani fiilen bitmiştir diyor. 1912'de Balkan Savaşı'yla. Çünkü Balkan Savaşı'nda da yani 1. Balkan Savaşı'nda Edirne bile elimizden çıkıyor. Enver Paşa'nın sayesinde 2. Edirne Fatih'i yanılıyor, kurtarılıyor. Yani Edirne ve Kırklareli'de yani orada ikinci harekat olmasa yani bugün elimizde olmayacaktı. Yani onlar bile gidecekti, Selimiye bile. Çünkü Bulgar askerlerinin resimleri var mesela, Selimiye'nin içine girmişler. Bakıyorlar vesaire. Çok büyük şeyler yaşanmıştır. Tabii. Şu şeyi söyle de madem öyle kapatalım. Hep konuşalım. Evet. Bir dakika kapatalım diye o anlatacağı şey 2 saat sürer. Gözlerimi zorladım. Ne güzel öğlen yapsak bu programı. Çaylarımız o zaman böyle daha... Kebap falan da söyleyeyim. Şey, Osmanlı'nın ana vatanı Rumeli miydi? Evet. Onu bir açıklasana. Yani şimdi çok soru da geliyor evet. Bu konuda.
Yani bu, şunu şu şekilde söyleyeyim. Osmanlı Bilecik'te, Söğüt'te kurulmuş bir devlet. Hı hı. Ancak asıl büyümesi, yayılması Rumeli'de oluyor. Mesela Filipe 1363'te Bulgaristan'da hala Türk evleriyle meşhur bir yerde. 1363'te fethedilmiştir. Van 1533'te fethedilmiştir. Yani Selanik'in fethi 1387'dir. Trabzon'un fethi 1461'dir. Yani Rumeli... Şimdi tekrar söyle. Selanik'in fethi... 1387'dir. Trabzon 1461'de fethedilmiştir. Yani tabii yani mesela Van 1533'te geçiyor ele. Yani tamamıyla Kanuni Rakense 33-34'te ele geçiyor. Filipe 1363'te fethediliyor Bulgaristan'da. Ve Filipe 93 harbine kadar elimizde olan bir şehir. Ve evet. Gidip gördüyseniz Lambertin'in konağı falan da vardı. Çok güzel Türk evleri var. Ve şey son yani o dokuyu yaşatıyor. Çok daha iyi korunmuş vaziyette. Koruyorlar ve biraz turistik bir şehir. Mesela o pahalıdır da biraz o yüzden diğer Bulgar şehirlerine göre. O yapıyı yansıtıyor. Tabii Osmanlı'nın mesela Osmanlı'da bunu bütün memuriyetlerinde Rumeli ismini taşıyanlar birincidir. Mesela Rumeli Beylerbeyliği, Rumeli Defterdalı, Rumeli Muhasebeciliği. Çünkü asıl çekirdek olarak orayı kabul ediyorlar. Tabii biz çok çabuk unutuyoruz. Yani düşünün. Yani bilmiyoruz ki evet devlet şimdi mesela Yunanistan'dan nerelisiniz diye sordunuz da Selanikliyim dediğiniz zaman birisi Yunanistanlı mısınız diyorlar. Yani ama Selanik'in 1912'de elimizde olduğunu hatırlamıyor insan. Ki Tahsin Paşa 35 bin askerle kurşun atmadan bırakıyor. Şey ilginç, bir seyyahtan bizim Fikret Sarıcıoğlu bahsetmişti. Dün bahsetti hatta. Bir kadın seyyah, ismini unuttum şimdi. Selanik tüccar şehriydi. Tüccar şehri Selanik diyor, kendini savunmadan teslim oldu diyor. Tüccar, ticaretin tabii önde olduğu bir şehir Selanik o dönemde.